Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Hız ve renk AYT branş denemesini çözüyoruz. Turuncu denemelerden 9. denemedeyiz. Hemen başlayalım. Diyor ki birlikte yaşam şekillerinin bazıları şunlar. Bir canlının diğerine organik madde aktarımı gerçekleşebilir. Şimdi arkadaşlar örnekle beraber bunu anlatmaya çalışalım. Mutualizmde mesela neyi örnek görüyoruz? Liken değil mi? Likende ne var arkadaşlar? Mantarla alg var. Yani yosun var. Şimdi kim kime ne veriyor bakalım. Mantar karbondioksit ve su alge veriyor. Alge arkadaşlar ne veriyor mantara? Besin ve oksijen veriyor. Bakın ne oldu? Mantar bundan organik besin almış oldu. Bunu söyleyebiliriz. Konvensalizmde köpek balığı bakın. Köpek balığına tutunarak yaşayan Echeneis balığı yani vantuzlu balık. Vantuzlu balık. Ne oluyordu burada? Köpek balığı bu biriktirirken etkilenmiyordu. Ama vantuzlu balık arkadaşlar köpek balığının etrafa saçılan besin parçalarından, organik besinlerden besleniyordu. Yani ondan besin almış oluyordu ama köpek balığına faydası da yoktu. Bir zararı da yoktu. Mutualizm artı artı yani her iki taraf fayda görüyordu. Konvensalizm neydi? Artı nötrdü. Yani birisi fayda görüyordu, diğeri etkilenmiyordu. Parazitte bağırsak solucanı düşünün şimdi. Bağırsak solucanı ile insan. Bağırsak solucanı arkadaşlar insanlar ne alıyor? Bağırsağındaki sindirilmiş organik besinleri alıyor. Tabii ki ona arkadaşlar zarar veriyor. Üretti salgıları falan filan. Bu nedir arkadaşlar? Artı eksidir. Yani bir taraf fayda görüyor, diğer taraf zarar görüyor. Burada bakın arkadaşlar parazit ne yapabilir? İnsandan besin alıyor değil mi? Organik besin almış diyoruz. Cevabımız Edirne olacak. İnsan embriyonik gelişim sürecinde anne ile fetüs arasındaki madde alışverişini sağlayan plasenta oluşuyor. Plasenta arkadaşlar embriyo etrafını sarayan koryon, allantois, bir de rahim de var. Yani endometrium arasında kuruluyor. Bakın şurası diyelim ki rahim. Tamam mı? Şöyle. Burası rahim. Şurası rahim duvarı. İşte burada arkadaşlar ne var? Plasenta dediğimiz yapı var. Göbek bağı ile plasenta arkadaşlar embriyoya bağlanmış. Tamam mı? Göbek bağında arkadaşlar ne var? Atar damar var. Kirli kanı ne yapıyor? Plasentaya getiriyor. Plasenta da biliyorsunuz anneli çocuğun kanı birbirine karışmıyor. Sadece anneli çocuğun kan arasında madde alışverişi oluyor. Bakın karbondioksit ne yapıyor? Anneye geçiyor. Oksijen ne yapıyor? Çocuğun kanına geçiyor annenin kanından. Besin ne yapıyor? Çocuğun kanına geçiyor. İşte glikoz, aminoasit gibi. Atık maddeleri ne yapıyor? Annenin kanına geçiyor. Plasenta aynı zamanda arkadaşlar HCG dediğimiz bir hormon salgılıyor. Bu hamlenin devamı için, daha doğrusu plasentanın devamı için gerekli bir hormon. Aynı zamanda östrojen ve progesteron arkadaşlar salgılıyor plasenta. Yani bir endokrin bez gibi çalışıyor diyebiliriz. Fetüsün diyor anne karnındaki yaşamına katkıda bulunur diyor plasenta. Gaz alışverişini sağlıyor bakın. Oksijen ve karbondioksit alışverişini sağlıyor. Beslenmesini sağlıyor. İşte besinleri arkadaşlar annenin kanına alıyor. Boşaltımını sağlıyor. Atık maddeleri annenin kanına veriyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi hormon da üretiyor. Endokrin bez gibi cevabımız Edirne olacak. Glikoprotein yapıdaki bir hormon ile depolarize olan bir hücrenin diyor hormonu tanıyan reseptörleri hangilerinde bulunur diyor bize. Şimdi arkadaşlar hormonlar biliyorsunuz yapıları değişiyor. Bakın protein yapılı hormonlar var. Steroid yapılı hormonlar var. Bir de amino asit yapılı hormonlar var diyebiliriz arkadaşlar. Protein yapılı hormonlar reseptörler arkadaşlar hücre zarında bulunuyor. Bakın hücre zarında reseptör bulunuyor. Protein yapılı hormon reseptöre bağlanıyor ve hücre içinde arkadaşlar bir maddenin oluşumunu filan sağlayabilir veya DNA'daki bir genin arkadaşlar aktif olmasını filan sağlayabilir. Steroid ya da amino asit yapılı hormonlar arkadaşlar bunlar reseptörleri hücre içinde sitoplazmada filan bulunuyor veya çekirdek zarında filan bulunuyor. Hücre içine giriyor bu hormonlar zardan geçebiliyorlar ya. Derken arkadaşlar hücre içindeki aynı şekilde bir maddenin oluşumunu sağlayabilir veya buradaki bir genin arkadaşlar aktive olmasını sağlayabilir falan filan. Bize ne diyor? Protein yapılı bir hormon. Mesela arkadaşlar bunun reseptörü nerede bulunur? Hücre zarında bulunur diyebiliriz. Hangileri çizgili kas ve karaciğer hücrelerinde ortaktır diyor bize. Kan şekeri düştüğün zaman kana glikoz verme. Şimdi arkadaşlar hem çizgili kaslarımız hem de karaciğerimiz ne yapıyor? Glikojeni depoluyor. Burada sıkıntı yok. Glikojen depolar. Ama bizim kan şekerimiz düştüğü zaman arkadaşlar karaciğer ne yapar? Glikojenleri glikoza çevirip kana verir. Yani kan şekerini kim tamamlar?
Karaciğer tamamlar. Çizgili kas ne diyor? Kardeşim diyor, ben bu glikojenleri kimseye vermem diyor. Her an depar atabilirim. O yüzden bunlar bana enerji elde etmek için lazım diyor. Kana vermiyor yani. Mesela kan şekeri düştüğünde kana glikoz veren kimdir arkadaşlar? Karaciğerdir. Bunu kaslar yapmaz. Laktik asit fermentasyonu arkadaşlar, glikozu laktik asite dönüştürmek, bu karaciğerde olmaz. Bu arkadaşlar kaslarda gerçekleşiyor, çizgili kaslarda. Glikojeni depolamak, depoluyor ikisi arkadaşlar. Oksidatif fosforasyon ne demek arkadaşlar? Oksijenli solunum demek. Oksijenli solunumu zaten hem karaciğer hem de kaslar gerçekleştiriyor diyebiliriz. Ortak mı diyor bize? Evet, cevabımız 3 ve 4 olacak. DNA, RNA ve ATP'nin yapısında diyor hangileri ortak olarak bulunur? Arkadaşlar bir çizelim şimdi. DNA'yı çizmeye çalışalım. Bakın bu nedir? Deoksiriboz şekeri. Nedir bu arkadaşlar? Baz. Bir de ne var burada? Fosfat var. Başka bir nükleotit yapalım bakın. Bir nükleotit, baz, şeker. Tamam mı? Şekerler. Deoksiribozsa bu DNA oluyor zaten. Fosfat. Bir tane daha çizelim bakın. Bazımız var, şekerimiz var, fosfatımız var. Bunlar arkadaşlar ilk gelin birbirine şimdi. Bakın bunun fosfatı bunun şekerine bağlanıyor. Fosfodiester bağlar değil mi? Al sana bir zincir. Tek olunca tek zincir olursa RNA oluyor. Karşısına bir tane daha zincir çizersek böyle bakın çizelim. Şekerimiz var, fosfatımız var, bazımız var. Ters iki zincirli ya DNA biliyorsunuz birbirine. Fosfatımız var, şekerimiz var, bazımız var. Bir tane daha çizelim. Bakın şekerimiz, fosfatımız, bazımız var. Bunları birine bağlayalım. Bakın fosfodiester bağlarıyla bağladık. İki zincir arasında işte zayıf hidrojen bağları gördüğünüz gibi. Al sana oldu DNA şimdi. Tek zincir olunca RNA, iki zincir DNA çizmiş olduk. Peki ATP'yi çizersek ATP'de ne var? Adenin bazı var bakın bunda. Bazın çeşidi belli. DNA'da biliyorsunuz adenin, timin, guanistozin. RNA'da ise adenin, guanistozin, urasil bulunabiliyor. Ama ATP'nin yapısında adenin bazı var. Şeker olarak ne var? Riboz şekeri var. Riboz şekeri artı 1, 2, 3 tane ne var arkadaşlar? Fosfat grubumuz var. Şu bağ neydi? Glikozit bağı. Şunun bağı neydi? Ester bağı. Şunlar ise yüksek enerjili fosfat bağlarıydı. Bakın bir nükleotitteki bağlarla gene bakın baza şeker arasında. Aynen burada olduğu gibi baza şeker bu da. Nedir bu? Glikozit bağı. Bu ester bağı. Şunları nedir arkadaşlar? Fosfodiester bağlarıdır. Ortak olarak bulunanlar diyor. Deoksiriboz şeker arkadaşlar DNA'da bulunur değil mi? RNA'da riboz şeker olur. ATP'de de riboz şeker olur. Adenin bazı üçünde de bulunabilir. DNA'da adenin var. RNA'da var. ATP'de zaten adenin var. Dolayısıyla bu ortak. Fosfat grubu. Bakın fosfat burada var. DNA'da, RNA'da değil mi? Fosfat var zaten. Urasil nerede bulunur arkadaşlar? Tabii ki sadece RNA'da bulunur diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? Ortak olanlar 2 ve 3 oldu. İnsanda solunum sistemi ile ilgili diyor hangileri yanlıştır? Kanda karbondioksit yoğunluğu artarsa arkadaşlar karbondioksit asidik değil miydi? Asidik bir molekül arkadaşlar kanda artarsa pH'i ne yapması lazım? Asitleşmesi lazım. Yani azalması gerekir. Bu yanlış oluyor. Soluk alperme hız arkadaşlar omurilik soğanı işte beyindeki solunum merkezleri falan bunlarla denetleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Yükseklere çıkıldıkça arkadaşlar oksijen yoğunluğu artar diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar yükseklere çıkıldığı zaman oksijen azalır. Dolayısıyla solunum ne yapar? Hızlanır. Doğru ama sebebi oksijenin arkadaşlar yoğunluğunun artması değil. Azalması diyebiliriz. Cevabımız arkadaşlar yanlışları mı soruyor? Denizde olacak. Görme ile ilgili çıkan kusurlar diyor büyük oranında gözün kusurlu olmasının bir sonucudur. Göz kusurları diyor hangilerinde görüntü retinanın önüne düştüğü için diyor yakındaki cisimler net, uzaktakiler bulanık olarak algılanır. Şimdi arkadaşlar böyle çok ezber aslında anlatmam ama göz kusurları aklımda pek kalmıyor. HEAR diye arkadaşlar kodlayabilirsiniz. Bakın hipermetrop değil mi? Hipermetrop ince kenarlı mercekle düzeltiliyor. İnce kenarlı mercekle düzeltiliyor. Yakını net göremiyorlar. Yakını net göremezler. Görüntü arkadaşlar sarı beyin arkasına düşüyor. Görüntü arkaya düşüyor. Bu ne arkadaşlar? Hipermetrop. Hipermetrop böyleyse arkadaşlar demek ki miyop tam tersidir. Burada ne diyor arkadaşlar? Yakındaki cisimler
Net ancak uzaktaki cisimde bulanık görülüyor. Yani hipermetropun tam tersi arkadaşlar. Yani miyoptan bahsediyor burada. Miyopta arkadaşlar bunlar uzağı net göremiyorlar. Burada anlatıldığı gibi. Katarak neydi arkadaşlar? Katarak merceğin saydamlığını kaybetmesiyle oluşuyor. Merceğin saydamlığını kaybetmesi. Yani ışığı geçirmiyor. Işığı geçirmediği zaman zaten göze perde iniyor. Bunun uzak yakınla alakası yok. Hipermetropta zaten ne dedik arkadaşlar? Bunlar yakını net göremiyorlar. Bize soru ne diyor? Yakını net görecek, uzağı net göremeyecek. Uzaktakiler bulanık algılanıyor. Presbitlikte ne oluyordu? Yaşlılıkta göz merceği uyum yeteneğini kaybediyor. Uyum yeteneğini kaybeder. Dolayısıyla burada ne oluyor? Cisimler yakına geldiği zaman yaşlılarda bu sefer mercek kalınlaşamıyor. Değil mi? Uyum yeteneğini kaybetmiş ya. Kalınlaşması lazım. Kalınlaşamayınca bu sefer ne oluyor? Yakındaki cisimler net görülemiyor. Yani prespitikte arkadaşlar yakını net göremezler. Bu bize soru ne diyor? Uzaktaki cisimleri bulanık görmesi gerekiyor. Bir de bunun dışında ne var arkadaşlar? Astigmatlık var. Astigmatlık da arkadaşlar bulanık görmedir ama bu uzak yakınla alakalı değil. Zaten genel olarak korneada göz merceğinin kavislenmesinden kaynaklanıyor. Cisimler bulanık görülüyor genel olarak. Yani uzak yakınla ilgili değil bu. Cevabımız Adana olmuş oldu. Kanda diyor hangi artışık kalp ritminin artması neden olabilir? Adrenalin arkadaşlar Yusuf hormonu dolaşımı hızlandırır, solunumu hızlandırır. Bakın kan şekerini artırır değil mi? Nabız artar, kan basıncı artar. Kalp çalışmasını hızlandırıyor, işte dolaşımı hızlandırıyor. Tiroksin arkadaşlar metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolizma hızını ayarlayan hormon. Solunumu hızlandırıyor, dolaşımı hızlandırıyor değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar kalbin çalışmasını, ritmini artırıyor. Kafein arkadaşlar, tein var değil mi? Kahvede kafein var, tein var, nikotin var mesela. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Kalbin çalışmasını hızlandırıyor. Sine atrial düğüm arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Uyarıyorlar diyebiliriz. Bu da hızlandırıyor. Arkadaşlar asetilkolin salgısı, bakın parasempatik sinir. Hangi sinir bu arkadaşlar? İç organlara giden vagus siniri. Bunun arkadaşlar asetil kolin salgısı ne yapar? Kalbin çalışmasını yavaşlatır. Yavaşlatır diyoruz. Demek ki bu yavaşlatıyormuş. 1, 2, 3 hızlandırıyormuş kalbin ritmini, çalışmasını. Aşağıdaki şekilde piruvikatin diyor asetilkolin dönüşüm basamağı verilmiş. Bu süreçle ilgili diyor hangileri doğrudur? Öncesinde ne oluyordu sitoplazmada? Glikoz arkadaşlar. 2 tane 3 karbonlu piruvik asite dönüşüyordu. Burası glikoliz. 2 ATP harcanıyordu glikozun aktifleşmesi için. 4 ATP sentezleniyordu. Substrat düzeyinde fosforilasyonla 2 tane de NAD hidrojen yakalıyordu ve indirgeniyordu. 2 tane NADH oluşuyor idi. İşte arkadaşlar oksijen varlığında ne oluyor? Piruvik asit mitokondriye taşınıyor. Asetil koa'ya dönüşüyor. Bu esnada İki tane NAD hidrojen yakalayarak indirgeniyor bakın NADH oluşuyor. İki tane de arkadaşlar karbondioksit çıkışı oluyor. Asetil koenzima ne yapıyor daha sonra arkadaşlar? 4 karbonlu oksal asetik asit ile arkadaşlar birleşiyor. Derken sitrik asit oluşuyor. Derken arkadaşlar burada Krebs döngüsü gerçekleşiyor. Krebs'te ne oluyordu arkadaşlar? 6 tane NAD hidrojen yakalayarak indirgeniyordu. 2 tane FAD hidrojen yakalayarak aynı şekilde indirgeniyordu. 2 tane ATP sentezleniyordu. Substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 tane de karbondioksit arkadaşlar atmosfere veriliyor idi. Bu olay nerede oluyor tabii ki? Burası mitokondrinin sıvı kısmı yani matrikste oluyor. Daha sonra arkadaşlar mitokondrinin şu iç zarı bakın. Bunun üzerinde ETS elemanları var. Şurada üretilen NAD'lar değil mi? Hidrojenleri ne yapıyorlar? FAD'lar taşıyorlar ETS'ye. Hidrojenler zar arası boşluğa protonları pompalanırken hidrojenlerin elektronları aktarılıyor. Derken arkadaşlar ETS'nin sonunda oksijen ne yapıyor? Elektronları yakalıyor. ATP sentez enzimi üzerinden protonlar matrikse dönerken de oksidatif fosforilasyonla ATP sentezleniyor falan filan yani. Bize niye sormuş? Süreçle ilgili yani bize bu piruvik asitin asetilko oluşumunu soruyor. Olay katalizeyen enzimler diye mitokondride bulunur. Zaten bu olay matrikste oluyor değil mi? Bunu söyleyebiliriz.
K ile sembolize edilen yapı diyor karbondioksit. Evet, bunu yazdık zaten. Verilen süreçte L ile sembolize edilen yapı indirgeniyor. Yani ne arkadaşlar? Burada hidrojenleri yakaladığı için indirgeniyor. Etesi de yükseltgeniyor. Bunu da söyledik. Sürecin gerçekleştiği hücre prokaryottur. Adam bize mitokondri demiş kardeşim, değil mi? Eğer tabii ki prokaryot olsaydı bu süreç, yani bu Krebs filan tabii ki şeyde gerçekleşecekti. Sitoplazmada, ama burada ökaryot olduğunu biz zaten mitokondriden anlıyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak. Kalsiyum özellikle şifreler halinde taşıyan DNA ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Pürin bazlarının kimdir pürin arkadaşlar? Adenin ve guanindir. Toplam sayısı diyor pirimidin bazlarının toplam sayısına eşittir. Zaten neydi arkadaşlar? Adenin artı guanin bölü timin artı sitozin oranı 1'dir. Bu ne demektir? Demek ki adenin guanin toplamı ama timin artı sitozin arkadaşlar toplamına eşittir. Zaten adenin timine eşit, guanin de sitozine eşit, değil mi? Bunu söylüyoruz arkadaşlar. Nükleotit sayısı kadar deoksiriboz var. Yani diyelim ki bir DNA'da 1000 tane nükleotit varsa şunu diyebilirsiniz. 1000 tane ne var arkadaşlar? Toplam nükleotit sayısı kadar deoksiriboz şekeri var. Her nükleotide bir tane deoksiriboz şekeri var. Her birinde bir tane fosfat var. Fosforik asit, değil mi? 1000 tane ne vardır? Fosfat vardır deriz. Bunu da söyledik. Nükleotit sayısı kadar şeker vardır. Baz ile deoksiribozu diyor fosfoester bağ birleştirir. Bir bakalım arkadaşlar. Baz ile şeker. Bakın şu diyelim ki deoksiriboz şekeri. Bir de ne var? Fosfat var zaten. Bakın şöyle 5 karbonlu şeker. Bu bağ neydi arkadaşlar? Bu glikozit bağıydı. Şu bağ neydi arkadaşlar? Bu fosfoester bağıydı veya ester bağıydı. Fosfoester veya ester diyebilirsiniz. Bakın bazla şeker arasında ne bağ var? Glikozit bağ var demesi lazım. Ama bize ne diyor? Fosfoester bağ diyor. Bu yanlış oldu. Cevabımız Denizli olacak. Merkez sinüslerinde bulunan bazı yapılarında görülür aşağıda verilmiş. Diyor ki buna göre yukarıdaki herhangi bir göreve sahip olmayan yapı diyor hangisidir? Vücudun arkadaşlar su dengesini düzenler diyor. Bunu kim yapıyor arkadaşlar? Su dengesi, vücut ısısı, uyku uyanıklık. Bunu arkadaşlar hipotalamus yapıyor. Hipotalamus. Aynı zamanda hipofizi kontrol ediyor. Endokrin sisteminde arkadaşlar aslında en tepesinde bu var. İstemli hareketler arkadaşlar uç beyin kontrol ediyor. Ön beynin uç beyin kısmı. Beyin kabuğu. Beyin kabuğu da diyoruz buraya arkadaşlar. Serebral korteks. Alışkanlıkları yönetiyor. Yani ezbere yaptığın işler arkadaşlar önce alışkanlık haline geliyor. Omurilikte refleks haline geliyor yani bir nevi. Dolayısıyla refleks hareketlerini burası yönetiyor. Solunum, yutma, kusma, değil mi? Dolaşım, boşaltım filan iç organların kontrolü, sindirim. Bunu arkadaşlar omurilik, soğanı kontrol ediyor. Bunun yanında işte yutma, kusma, çiğneme, öksürme, hapşırma gibi refleksleri de düzenliyor. Omurili dedik, hipotalamus dedik, değil mi? Omurilik soğan dedik, beyin kabuğu. Arkadaşlar talamus için ne demesi lazım? İşte duyuların dağıtım merkezi diyebilir. Duyusal impulslar arkadaşlar buradan geçerek ne yapıyor? Uç beyine işte gideceği yere gidiyor. Kim buradan geçmiyordu? Koku hariç, değil mi? Koku hariç. Aşağıdaki şekilde ATP'nin moleküler yapısı verilmiş. Bakın adenin bazı, riboz şekeri. Şu bağları tekrar yazalım. Neydi bu? Glikozit bağıydı, değil mi? Bu neydi? Fosfoester bağıydı veya ester bağı. Fosfo, ester bağı. Arkadaşlar bunlar neydi? Bunlar yüksek enerjili fosfat bağlar. Yüksek enerjili bağlar idi. Asıl enerji arkadaşlar bu bağlarda bulunuyor zaten. Bu ne arkadaşlar? Adenozin. Bakın şu bir tane olursa monofosfat. AMP. Adenozin, difosfat, ADP. Üçüncü de eklediğiniz zaman ne oluyor zaten? Adenozin trifosfat oluyor. Zaten ATP'nin içerisinde bakın iki tane yüksek enerjili bağ var. En çok enerji içerenin diyor. En az enerji içeren doğru sırala. En fazla tabii ki trifosfat da var değil mi? Üçte var yani. Bunu ayırdık diyelim ve şu bağı koparmış oldun. Dolayısıyla geri kalan adenozin difosfatta bir tane yüksek enerjili bağ kalmış oluyor. Daha az enerji var içerisinde. Bunu da kopardın diyelim. Adenozin monofosfat kaldı. Bakın yüksek enerjili fosfat bağ kalmadı zaten. Dolayısıyla en fazla enerji trifosfatta sonra difosfatta en az da monofosfatta bulunur. Cevabımız Edirne olacak. Aşağıdaki grafikte böbrek atar damarından böbrek topları damarına geçmekte olan kandaki A maddesinin değişimi verilmiş. Bakın A maddesi ne yapmış arkadaşlar? Artmış.
Bakalım arkadaşlar, bu aradaki fark nereye gidiyor? İdrara gidiyor değil mi? İdrara gidiyor veya böbrek hücreleri tarafından kullanılıyor. Arada bir fark varsa yani diyebiliriz. Ne oldu o zaman? Şimdi üre diyebilir misin? Üre arkadaşlar, böbrek atarında üre fazla olur. Böbrek toplarında ne olması lazım? Üre daha az olması lazım. Çünkü idrarda üre var değil mi? Su arkadaşlar, su idrarda var. Su varsa o zaman böbrek atarında fazla, böbrek toplar damarında daha az olması gerekir. Sodyum gibi mineraller filan aynı şekilde, idrarda sodyum var. O zaman ne olacak? Burada fazla, atarda toplarda daha az olması gerekir. C vitamini arkadaşlar gibi suda eriyen vitaminler fazlası idrarla atılabilir. İdrarda arkadaşlar C vitamini olabilir yani. Dolayısıyla böbrek atarında fazla, toplarında daha az olması lazım. Yani burada tabi böbrek toplar damarında daha fazla olabilmesi için ne olması lazım? Aslında böbreğin ürettiği bir şey olması lazım esasında. Eritropoyetin hormonu biliyorsunuz %90'ını böbrek üretiyor değil mi? Böbrek üretiyor. %10'unu da arkadaşlar karaciğer üretiyor. Dolayısıyla kan arkadaşlar o eritropoyetin hormonu vermiş olabilir. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor kırmızı iliği uyarıyor. Kırmızı ilikte arkadaşlar ne sentezini artırıyor? Kan hücreleri yani özellikle bakın alıyorlar, yapımını uyarıyor diyebiliriz. Bakın böbrek yetmezliği olan insanlarda kansızlık görünmesinin nedeni eritropoyetin hormonu arkadaşlar böbrekten üretilmesidir. Cevabımız A'dan olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.